saniyelik bir video çekilmiş. Onu bir verelim, ardından biz niye Türkiye'de böyle bir şey yapmıyoruz'u buradan Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'a soralım. Görüntü şu bak. Mesela bir fiyat etiketi var. Hiçbir şey yok sağında solunda. Euro olarak yazmışlar. Litvanya'ydı değil mi arkadaşlar burası? Ukrayna mı? Yok. Litvanya, evet. Litvanya mı? Az önceki etikette sol tarafta bir şey yoktu, bak dikkat ediyorsun, sadece euro var. Bir sonraki etiketin hemen yan tarafında solda kalp şeklinde Litvanya bayrağı yapmışlar. Litvan üç renkten bayrağı oluşan. Bu şu demek. Tamam mı? Bu yerli ürün, malı. Yerli malı. Evet. Biz de artık raflarda bazı ürünlere, bu tabii belli bir kotasıyı dolduran ya da işte Ticaret Bakanlığı tarafından aslında böyle yetkiler ya da böyle amblemler verilmeli. Hani daha önce bu şey var ya. Plajlara mavi bayrak çekiliyor ya da işte bu helal gıda sertifikalarının olduğu amblemler, şunlar bunlar var ya, bunlar veriliyor. Benzer şeyleri bu ülkede de çok net bir şekilde uygulayabiliriz. Yani hani insanlar en azından bilsinler. Çünkü şuradan dolayı söylüyorum bunu. Bu 81 ilde yapılan ticarette bazı ceza kesilenler, kardeşim diyor, ben diyor malı diyor yurt dışından alıyorum diyor. Dolar olmuş şu kadar falan, ben tabii ki buna zam koyacağım diyor. Tamam, kimse sana bir şey söylemiyor buna. Zam koyma hususunda falan, ama bundan fırsatçılık yapma diyoruz. Aynı fırsatçılığı yurt dışındaki ürünlere yapan bu firmalar aslında tamamı yerli olan ürünlere de aynı şeyleri yapmaya başlıyorlar. %65 yapıyor mesela, tabii, tabii. Adam, tamam mı? Bunu da vatandaş görevi olsun, bunları da baksınlar. Aynen, dolayısıyla biz Ticaret Bakanı'ndan, Sayın Pekcan'dan hani buradan şey yapalım, talepte bulunmuş olalım. Yerli malı olduğunu bilebileceğimiz bir şekilde ürünlerin üzerine amblem versin mesela Ticaret Bakanlığı. Biz de hani yerli malı alalım diyoruz ya, yerli ekonomiyi kalkındıralım, ondan sonra şunu yapalım, bunu yapalım diyoruz ya. Bizde daha rahat olur hem bu yalnız. Bir yalnız şekilde söyleyeyim. Abi neyin yerli olduğunu görelim. Evet. Onun logosu olsun üzerinde. Kalp şeklinde bir Türk bayrağı olabilir mesela. Ya da başka bir uygun gördükleri amblem şeklinde. Bu işin Türk malı olduğunu, yani dediğim gibi %100 illa olmasına gerek yok bu anlamda. İşin özü sendeyse belli bir oranı belirler Ticaret Bakanlığı. Onların bilebileceği bir iş, ama şu ürün yerlidir deyip ben rafta gördüğümde, sadece bu etiketi gördüğümde yerli malı olduğunda, yanında yabancı marka da olabilir, sorun değil. Tercih edecekse insanlar hangisinin yerli, hangisinin, evet, yabancı olduğunu bilme hakkını, evet, versin Ticaret, evet, Bakanlığı. Doğru, kabul ediyorum. Güzel. Tüketiciye. Güzel, ama yani vatandaş da şunu da göz ardı etmesin. İster ondan alsın, ister ondan alsın. Tabii, ayrı vatandaş, bir dava. Tabii, ama şöyle, yok ben...